Tekrar döneceğiz tabii o noktaya. Biz şimdi dışarıdan nasıl göründüğüne bakalım. 14 Mayıs seçimlerine günler kaldı, artık 10 gün kaldı. Yunan basını Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip ediyor. Yani içerideki seçim kampanyasının vaatleri ne kadar manşetlere çıkarsa, Türkiye'deki seçim kampanyası ve açıklananlar, vaatler bir o kadar birebir yer buluyor. Erdoğan'ın duyurduğu Gabar petrolü müjdesi de bir numaralı gündem olmuştu. Tıpkı milli savunma sanayi hamlelerinde olduğu gibi Türkiye'nin enerjide de dışa bağımlılığını aşmak konusunda attığı Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Santrali sonrasında Gabar'da keşfedilen petrol Yunan basınında manşetlere taşındı. Bu konuda en kıymetli kaynak ve Yunanistan'ın da kavga vesilesi yaptığı Doğu Akdeniz. Bu konuda da Atina kavgayı sürdürmekte kararlı görünüyor. Seçim vaadi olarak Türk-Yunan sınırının tamamına çelik duvar inşa etme sözü vermişti Başbakan Mitsotakis. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ın sınırlarını garanti altına alan Libya ile deniz yetki alan anlaşması için de hafta sonunda bir değerlendirmede bulunmuştu. Gülünç ve uluslararası hukuka aykırı demişti. Ardındansa BM'ye götürdü. Yunanistan Libya'yı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Aktaralım. Hem Gabar'ı konuşacağız hem Doğu Akdeniz kavgası. Yunanistan, Türkiye karşıtı adımlarını Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürüyor. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Evangelos Sekeris, Libya'yı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Nedeni, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanı anlaşması. Sekeris, şikayet mektubunda Libya'nın doğu tarafındaki deniz yetki alanının Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesiyle çakıştığını savundu. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın geçerliliği olmadığı iddiasını yineledi. Anlaşma Libya parlamentosunda kabul edilmedi. Uluslararası hukuka uygun değil ifadelerini kullandı. Yunan bürokrat iddialarını sürdürerek anlaşmanın Akdeniz ve bölgenin istikrarına zarar verdiğini belirtti. Yunanistan ve Mısır 2020 yılında deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasına imza attı. Türkiye bu anlaşmayı yok hükmünde kabul ediyor. Atina daha önce de Türkiye ve Libya'yı Birleşmiş Milletler'e şikayet etmişti. Ankara Yunanistan'a tepki göstererek asılsız suçlamalar ve düşmanca söylemlerden vazgeçilmesi çağrısı yapmıştı. Erdoğan Paşa'm, şimdi bu Doğu Akdeniz malum belli ki hani 21 Mayıs'ta Yunanistan'da da seçimler. Evet, gerçekten bizi vuran bu afette çok dostane bir dayanışma, içten samimi bir dayanışma sergiledi Yunanistan, ama kaldığı yerden de devam ediyor görünüyor. Ne buna F-16'sını engelleme bunun istisnası, ne Doğu Akdeniz, hani tekrar BM'ye şikayet, gülünç bu anlaşma gibi böyle bir anlaşma yok zaten falan dedikten sonra işte Akkuyu Nükleer Santrali, Karadeniz gazı, Gabar petrolüne falan bakarken apar topar BM'ye götürmesi. Bir, bu petrolü nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir kaynak olarak görüyorsunuz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemiş. Yani biz şimdi anladık. Yani burada terör örgütünün başımıza neden musallat edildiğini şimdi anladık. Nihayetinde buradaki kaynağı Türkiye'nin kullanmasını istemiyor emperyalist güçler ve terör örgütleri yoluyla bize musallat etme yoluyla bunu sömürüyorlar. Şimdi bir yanda bu var. Gabar'da bulunan petrolün değeri var ve Yunanistan'ın kavgayı sürdürme kararlılığı Doğu Akdeniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Saylı, yani bundan 30-40 yıl önce elbette ki petrol ve gaz çok önemliydi. Yani bu küresel ısınma o kadar etkisini göstermemişti. O yüzden bu bölgenin PKK ile doldurulması Batı tarafından ve maalesef bizi uğraştırmaları elbette ki bu bir tanesi bu. Yani petrol, gaz nedeniyle, ona hiç şüphe yok. Şimdi tabii ki bugünlerde bizim malumdur, bunu hep söyledik, büyük ölçekte rahatlıkla teröristleri İHA'larla gözleyebilmemiz sonucunda biz rahatlıkla kara birliklerimiz olsun, hava birliklerimiz olsun terörle mücadelede üstün noktalara, MİT'i aynı şekilde üstün noktalara taşıdık ve bu bölge Türkiye şu anda diyebiliriz ki yani yurt içi PKK'lı sayısı işte İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığına göre 80 civarında olduğu söylenmektedir. Yani bu koca bir bölge hemen hemen terörden temizlenmiş ve bu tür faaliyetlerle ilgili çalışmalar daha rahat yapılabilmiştir.
Tabii petrol mühendisleriyle devamlı surette ilgimiz de oldu ve konuşmalarımız da oldu. Özellikle Londra'da ben görevdeyken 40 civarında Türkiye petrollerinden ayrılmış petrol mühendislerimiz vardı. Onlar söylüyorlardı. Bu bölgede oldukça yoğun petrol söz konusudur diye söylemekteydiler. Şimdi bu terörizm bir şekilde Türkiye'nin içerisinde temizlendikten sonra bu konulara tabii daha rahatlıkla önem verebilir hale geldik. Şimdi bu petrol ve gazın önemi şu anda şu evet. 20 yıl sonra, 25 yıl sonra petrol ve gaz tamamen bugünkü şartlarda kullanılması söz konusu olmayabilecek. Sizler de biliyorsunuz 2030'da Almanya'da ve Fransa'da hiçbir mazotlu ve benzinli araç üretilmeyecek idi. 2035'te de İngiltere demişti ama bu salgın girdi, pandemi girdi. Arkasından işte bu savaş da olunca hepsi birlikte 2035'e karar kıldılar. 2035'ten sonra ülkelerine mazotlu benzinli araç sokmayacaklar. Aynı zamanda üretimi de yapmayacaklar.